Herkese selam arkadaşlar. Mutfağıma ve kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle çocukların bayılacağı pizza yapıyoruz. Yumuşacık. Kabımın içerisinde 5 su bardağı un var. 1 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. 1 paket kuru maya ilave ediyorum. Siz yağ da ekleyebilirsiniz. Elinizde hangisi varsa. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Daha sonrasında 4 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Siz kişi sayısına göre malzemeleri azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bu malzemeler 4 kişi için ideal. Daha sonrasında ılık 2 su bardağı süt ekliyorum. Siz suyla da yapabilirsiniz. Sütünüz yoksa. Ben sütle yapmayı tercih ettim. Daha lezzetli ve daha yumuşak bir kıvam oluyor. Hamur daha lezzetli oluyor sütle yapıldığı zaman. Böyle kulak memesi kıvamında ne çok sert ne çok cıvık bir hamur elde ettik. Tamamen yumuşacık kulak memesi kıvamında. Hamurumuzu mayalandırdık. 1 saatte mayalandı benimki. 1 saat sonrasında yapıma geçebilirsiniz. Ben hamurumu 6 eşit parçaya böldüm. Siz daha büyük yapmak isterseniz 4 eşit parçaya da bölebilirsiniz. Ben biraz küçük olsun istediğim için 6 eşit parçaya böldüm. Merdane yardımıyla hamurumu açıyorum. Hamur zaten yağlı bir hamur olduğu için herhangi bir yapışma durumu olmaz. O yüzden direkt açabilirsiniz. Hamurumuzu açtıktan sonra üzerine biraz zeytinyağladım. Daha sonrasında çatalla bu şekilde delikler bırakıyoruz. Mayalı hamur olduğu için daha fazla kabarmasını istemediğimiz için. Bu şekilde salça, 1 yemek kaşığı salça, 1 yemek kaşığı, 1 yemek kaşığı ketçap, biraz kekik, birazcık da tuz ekledim. Yaptığım karışımı hamurumun üzerine sürüyorum. Daha sonrasında bu hamuru 180 derecede 10 dakika üzerine kaşar eklemeden pişiriyoruz. Pişirdikten sonra pişirdiğimiz hamurun üzerine kaşarımızı ekliyoruz. Daha sonrasında sucuk ekledim. Siz hangi malzemeniz varsa onu ekleyebilirsiniz. Dilediğiniz malzemelerle yapabilirsiniz. Biraz mısır ekliyorum, süt mısırı. Birazcık da siyah zeytin ekledim. Dediğim gibi siz istediğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz. Evinizde hangisi varsa. Pişen pizzamı dilimlere ayırıyorum. Ben bir tanesini de zeytinsiz yapmıştım. Bunu kestim. İlk başta zeytin eklemiştim. Onu kesmedim. Bunu kestim. Çok lezzetli bir pizza oldu. Sonuna kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.